Efendim selamlar selamlar ve selamlar. Arkadaşlar bugün şöyle göstereyim. Şu görmüş olduğunuz kupaların sonuncusundayım. Son kupamı da sizlerle birlikte kasıp bu kupayı nasıl satarız bunu göstereceğim. Bu arada şuradan hemen 1 ve 1 maçımızı aratalım. 1 ve 1 maça gireceğiz. Bir dakika geçince efe vereceğiz. Ne gol atacağız ne gol yiyeceğiz ki zaman hızlı geçsin. Burada şunu da göstereyim diyecektim. Maç buldu. Kupalardan yaklaşık 3000 kredi kalsın. Bu 3000 kredi hem sizin bağışların sayesinde arttı bayağı bir. Hem dediğim gibi benim kupa kastığım için gittim çoğunu sattım zaten. Hiç açmadım hatta hepsini sattım. Bu şekilde oldu. O yüzden bağışınız için teşekkür ediyorum. Ve bağış yapmayanları da bağış yapmaya davet ediyorum. Nasıl bağış yapabilirsiniz? Zaten açıklamadaki Discord'a giriyorsunuz. Oradan ticket açıyorsunuz. 3 tane kupayı bize bağışlayanı biz gidiyoruz. Bağış rolü veriyoruz ve bu şeyleri kupaların kredilerini çekilişleri ve ligin ödülleri için kullanıyoruz. Olay bu. Yani bazı şeyi soruyor mesela. İşte bağış yapsam neyime yarayacak? Hani bana ne gibi avantajları var? Hani bu kafadaysanız zaten hiç bağış yapmayın arkadaşlar. Çünkü hani bağış bu tarz düşünce yapısıyla yapılan bir şey değil. Tamamen bir kazanç beklemeksizin yapılan bir şey. Hani bir kazanç bekliyorsanız gidin mesela yatırım yapabilirsiniz. Bir coinlere yatırabilirsiniz hani parayı. Bu kafayla düşünüyorsanız bunu tavsiye ediyorum. Hani bağış bu şekilde bir durum değil. Şimdi İki tane maçımız zaten bak bir tanesi bitti bile. Direkt efe verdik çektik. Göstereceğim zaten 19 tane kupa kaldı. Pardon 19 tane maç attık. Sonra gireceğiz. Şuradan hemen bir ve bir diyeceğiz. Devam edeceğiz. Bu arada şunu da hatırlatayım. Lig 18 Ağustos'ta başlayacak. 11 Ağustos Cuma günü saat 8.30'da ödüllü turnuva var. 1000 kredi ödüllü turnuva olacak. 2v2 turnuvası. Hani buna da katılmak için STL Discord'una katabilirsiniz. Açıklamada yorumda linki olacaktı. Şimdi bu maçı da yapalım direkt zaten satış aşamasına geçeceğiz. Yani gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmıyorum. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var. Casual MMR'ınız ciddi şekilde düşüyor. Şuradan bir double gelir mi? Gelmedi. Gol attı. Bak bu mesela iyi bir durum değil. Casual MMR'ınız ciddi bir şekilde düşüyor. Hani bunu göz önüne alın. Bir de kasması hani bir maç 2 dakika sürüyorsa tamam 1 dakika maç sürsün işte hadi 1 dakikada aratması şeyi sürsün işte siz söyleyin yani gol yedin attın falan onlar da 1 dakika sürsün 2 dakika bir maç 20 tane maç istiyor senden 40 dakikada bir tane kupa kapı istiyorsun 40 çarpı 5 5 tane kupa var bak gol yedik mesela bu yedik 5 tane kupa var 200 dakika yapar 3 saat 20 dakikada bütün etkinliği fulluyorsun. Bunun kısa yolu budur. Hani aklınızda bulunsun bu şekilde kasılıyor. Bunları da kesinlikle zaten açmanızı önermem. Eğer ihtiyacınız yoksa dediğim gibi bize bağış yapabilirsiniz. Kredi. İhtiyacınız varsa da gidin satın. Satma işlemini de göstereceğim birazdan. Şu adam bir gol çıkartamadık mesela dayı. Bak ben bunu da alırım. Mesela adam birbirine bir casual ya. Tamam casual. Yani ne demek Türkçesi? Rahat. Rahat mod demek. Adam lan sanki RLCS finali gibi böyle hayvan gibi oynuyor. Tam böyle patlatıyor, tribe giriyor falan böyle her topa çıkıyor. Şunu atalım salalım ya. Tamam. Bu da forfeit veriyoruz. Çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi bak XP ödülümüzü de aldık. Buradan geliyorsun. Bunu aldın. Bak geldin. Burada görmüş olduğun üzere bir tane golden trophy var. Ha kredilerimi göstereyim. Bak bu kadar kredi kastım arkadaşlar. 3080. Tabi yapılan bağışların da bayağı etkisi var ama ben de bayağı kastım. Şimdi gelin bu şeyi satalım. Bu arada roket pesi de şöyle göstereyim. Kaç level oldum. 105'e kadar geldim. 110'a geldim ama orta edeceğim. O zaman haydi satış aşamasına. Şimdi arkadaşlar tarayıcıma geldim. Buraya Rocket League garaj yazıyorum. Bak tamam direkt linki çıktı zaten. Şimdi burada size iki tane şey tavsiye edebilirim. Eğer acil kredi ihtiyacınız varsa şöyle yapacaksınız. Şimdi en pahalıdan satanları bulmak için buraya geliyorsun. Bak trofi yazıyorsun. Bu senin linki olacak tamam mı? Benim takas rehberim de var. Çok fazla soru geliyor hala da. İşte nasıl satabilirim falan diye. Bak gösteriyorum. Dikkatlice çok kolay. Rocket League garaj yazdın. Bu siteye girdin. Hesabın yoksa hesap oluşturursun. Trading kısmına geldin. Ondan sonra select item kategoriye Golden Trophy 23. Bak çok tane tane anlatıyorum. Any certification yani sertifikası var mı?
Any dersen hani herhangi bir sertifikası olsa da olur dersin. None diyorsun. Select paint, none diyorsun. Select trade times, trade type yani takas tipini seçin. Items or credits, item for item, credits only. Credits only diyorsun yani sadece bana kredi teklif eden ilanları göster diyorsun. Select search type'a I want this item diyebilirsin. I have this item diyebilirsin. Ben şimdi acil kredi ihtiyacınız var ve bu şekilde nasıl satarsınız bunu göstereceğim. I have dedim o yüzden. Select item type'a item yaptım. Burası önemli. Credits price range yani fiyat aralığına buraya 110 yazdım. Tam 110 krediden başlayan ilanları gösterdim. Ne 120 seçiyor? 110 dedik. Tamam. Ve search diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. 110'a satan bak bir tane var. Epic Apex for Linda falan diyor. Hani bir saat önce koymuş. Ne kadar aktiftir bilmiyorum. Bir deneyelim istiyorsanız. Bunu satmayı deneyelim mesela. Buradan geldin. Bu arada bayağı bir arkadaş listesi var. Bunları hani elimden geldiğince kabul ediyorum ama kabul edemediğim de oluyor çünkü gerçekten dolu. Şöyle yapıyorsunuz. Buraya geldiniz. Apex for Linda dediniz, tamam mı? Ve bekliyorsunuz. Beklerken ne yapıyorsun? Buradan geliyorsun. Aramaya devam ediyorsun abi. Boş durmuyorsun. Tamam bak. Buradan geldin. 100 dedin. Eğer 10 kredinin lafını yapmak istemiyorsan burada site bayağı bir kastı. Buradan mesela 100 kredi alanlar direkt çıkıyor. Bu Steam diyor bunu geç. Buna satabilirsin mesela. Antonio işte çıktı. Buradaki API kopyalıyorsun ve satmaya başlıyorsun. Apex eklenmiş mesela ne yapıyorsun? Gidiyorsun buna satıyorsun. Benim için 10 kredi hiçbir önem arz etmiyor. Çünkü bir tane trofi kaldı elimde. O yüzden bu adama satacağım şimdi. Antony'ymiş adamın ismi. Şimdi diyelim sizde bu eşya var, tamam mı? Ve benim vaktim var. Hani beklemek istiyorum diyorsunuz. Bunu ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz buraya. Burayı da hani 200 yapabilirsiniz. Bakıyorsunuz 130'a satan var mı diye, tamam mı? Hatta bak şöyle yapalım. 130, 140 diyelim. Daha da güzel olsun. Bak mesela adam satıyor 130'dan satıyor. Tamam 130'a satan var. Bayağı da yüksek koymuş aslında. Sen ne yapıyorsun? Bu takasçının bir düşüne satmaya çalışıyorsun. Mesela 120'ye şu adam gibi satabilirsin. 120'ye koyabilirsin. Yani aslında çok bir fark yok. Bak Anthony eklemiş. Invite to party diyorsun. Buradan gelip adamı direkt davet ediyorsun. Bu arada şöyle bir bakalım. Hatta şey var mı diye böyle satılacak bir eşya var mı diye. Var bayağı bir roket mesela eşyası kalsın. Şurada trade in'de de bayağı bir eşya var. Bak şunlar var mesela. Dur bunları trade up yapalım ya. Zınk. Oğlum adamla takasa. Evet oyun sapıttı. Neyse. Bunu koyuyorsun abi. Tamam 100 kredini alıyorsun. Allah bereket versin diyorsun. Böyle 500 kredi kasıyorsun. Eskiden bunlar 150'den falan gidiyordu. Ama artık 150'den satamıyorsun. Çünkü piyasa fark ettiğiniz gibi biraz şey oldu. Zorlaşmaya başladı. Yani rekabet arttı. Herkes erkenden kasıp sattığı için yani nerede çokluk orada bokluktur. Bu yüzden de bunların fiyatı hayvan gibi yükseliyor. Bak bir de bunu almışız. Tamam abi. Bu da okey. Adamı bay bay diyorsun. Çıkıyorsun. Onun dışında dediğim gibi buradan satabilirsin. Videoya bakalım kaç dakika olmuş. 8 dakika olmuş. Çok uzatmayalım. Bu eşyaların fiyatlarını nereden bakıyoruz onu da göstereyim. Bunu da soracaksınız çünkü. Red Insider GC'ye giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan mesela bak burada trofinin fiyatı yazıyor. 100-200 ama tabii 100-200'e konuşamadım. 100-200'e satılmıyor. Gerçek piyasaya buradan dediğim gibi roketik araçtan buluyorsunuz. Ve bu kadar olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gittiyse ben şuna basmayı unutmayın. Beğenimiz biraz düşük yüksek olursa hem çok güzel olur. Önerilerle ilgili mesela size hem moral motivasyon olur. Dün short satamadım. Bugün short gelecek. Bu aklınıza bulunsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.